Selamlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FTG serimizin 11. bölümüyle sizlerle beraberim. Hiç zaman kaybetmeden kariyerimize devam ediyoruz. Birsel ve Baykal çıkmıştı, 19 yaşındaki iki çocuğumuz. Baykal, evet. Görkem Öz önceden Karabacağı istemişti ama Karabacağı Berk'in adını verdiğimiz için, kendisi de altyapıdan bir oyuncu istemediği için Baykal'a benim adımı verir misin demiş Görkem Öz olarak. Değiştiriyoruz Baykal'ı. Numarasını da daha önce yazdıkları mesajda, yazdığı mesajda 14 olarak istemiş. 14 Menderes olarak kullanımda, ben de o zaman 24 yapıyorum. Evet, Görkem Öz 19 yaşındaki yeni çocuğumuz. Evet, yüzü bana bırakmıştı. Ben de o zaman ne yapayım? Dur bakayım. Tamam, aynen Görkem sen busun. Elmacık kemiklerin filan belli olsun, rakipler korksun senden. Topu onlarla kap lütfen kardeşim. Haydi bakalım, satın alınan neye ne kadar harcadığımızı filan hepsi yazıyor. Şimdi takvime bakıyorum arkadaşlar. 28'indeyiz ve 3 gün sonra bitiyor. 3 gün sonra bitiyor. Şöyle hızlıca birkaç tane oyuncu bakabilir miyim acaba ya? 3. ligden böyle 3. ligin 1 yıldızlık takımlarına bakmak istiyorum. Kulüp 1 yıldızlık takımlarında Cenk mesela ne kadar abi? 217 bin. 20 yaşında Talat var. 18 bin. Alınabilir aslında arkadaşlar. 20 yaş her türlü avantajlı bak. Seviye 9. Üstün yeteneği yok işte. 24 yaşındaki çocuğun daha fazla. Üstün yeteneği 1 çünkü. Muhammed 17 yaşında zannettim bir an. 20 yaşında Akyürek var. 241 bin. Ah Akyürek ah. İnan var 22 yaşında. Çok pahalı arkadaşlar bunlar. Şu olabilir aslında Atalat. İsabeti var 15, pası var ve kontrolü var. Yani tam bir forvet oyuncusu yapabiliriz aslında Atalat'ı. 18 bin bir şey değil ya. Talat bir dursun. Bir transferle başlayalım istiyorum. İnegöl'e bakalım. Ya şunlar da olabilir ya. Aslında mesela Furkan'ı 110 bine satıp böyle bir kaleci alabiliriz 43 bine. 24 yaşında bir gençleştirme operasyonu yapabiliriz ama ilerleyen zamanlarda yaparız bunu. Evet, artık ilerleyen zamanlarda yapacağız. Dur bakayım. Ne kadar Furkan'ın değeri şu an? Satmaya kalksak. O fiyata yok işte abi. O fiyata yok. Keşke aklıma gelseydi. Aklıma gelseydi, yorumlarda da ona benzer bir şey yazmışsınız. Ama o oyuncu üstün yeteneği sıfırdı. Bu daha iyi bakın. Yani böyle bir şey yapılabilir aslında. Ne zaman uzmanlaşıyor şey? Furkan. Furkan'ı bir kere daha uzmanlaştıralım. Ya şimdi kontratı da var. Kontratın bitmesine yakın. Belki devre arasında ya da bir sonraki sene öyle bir şey yapabiliriz. Puan durumuna gel. İnegöl'e bir bak bakalım abi şöyle. İnegöl'de mesela Madakbaş olmaz. Tanoğlu ama iyi ya. 28. Gerçi kontrolü biraz düşük. Kontrolü düşük. Kontrolün de biraz iyi olması gerekiyor. Ne yapalım? Akbaş var. Kontrolü 16. 26 bin. 24 bin puanı gerekiyor. 19 yaşında. Kontrolü 10. Özel. 11 bin gerekiyor. Bir bakalım şöyle. Alsancağında gençlerine bir bakalım. Ne var abi? Geç bunları. Liberoları ne kadar mesela? 22 yaşında 412 bin. Hay maşallah. Gidip en iyi oyuncularına bakıyorum ben de. Bakırcı. Mevki kazanmamış oyunculara bakmamız lazım. Büyük ihtimalle öyle olması gerekiyor. Yeni mahalle. Mevki kazanmamış, yaşı küçük. Mesela Ataseven. Ataseven de iyi bak. 14-14-11. Ama bu 21 yaşında. Devam edelim. Hatay'da kim varmış? Hatay'da Demircan var. Of, pahalı bayağı. Üstün yeteneği bir ama. İyi oyuncu ha arkadaşlar. Devam edelim. Şu bir yıldızlık tüm kulüplere bakalım şöyle. Koç mesela ne kadar abi? Amatör defans pahalı. Fırıncı 165 bin. Şu 11 bin. Saffet 20 yaşında ve kontrolü 20. 20 yaşında ve kontrolü 20. Yani çalım yeteneği üst düzey bir çocuk. Ve 11 bin ya, ama 21 ün puan biraz fazla arkadaşlar. Biraz fazla gerçekten. Şimdilik fazla.
Bandırma'ya da bakalım. Bandırma'da 20 yaşında Fahrettin var. Çok önemliymiş. Yahya. Bak Yahya amatör orta saha. Yani bunu alırım daha 27.012. Neyi var abi? 22 pas. 22 pas. Bir geç bir dakika. Çankaya'da kim var? Bunların kadro derinliği de fazla olabilir. Eres. Biz onu nasıl serbest aldık ya o çocuğu? Bir daha da öyle bir şey çıkmadı. Acaba oyun başlangıçta böyle bir tane oyuncuyu serbest mi veriyor sana? Bak bunları da paraya kıyıp alabiliriz. Abi üstün yetenek 2 ya. Aradaki farka bak. İkisi de 19 yaşında. Kontrolü fena. Bu çocuğun defansı 30. 54 bin fiyatı var. Amatör defans. 30'a falan kalmamamız lazım. Biz de 30 yaparız abi bir şekilde. Tamam, ben oyuncuyu alıyorum. Kırklar eli. Kulüp. Nerede bu? Talat. Talat abi aynen bak. Forvet olur bu çocuk. 15, 12, 11, 20 yaşında. Al abi şunu. Talat'ı. Tamamdır. Bir oyuncu daha aldık. Ve ben artık hiçbir şey yapmadan devam etmek istiyorum. Transfer dönemini bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Önce bir antrenman yaptıralım Talat'a. Talat pas çalışıyor. Talat şut ve kontrol ağırlıklı olabilir aslında. İsabet çalışsın abi. Erkenden isabet çalışsın bakalım. Uzmanlaşması hiç yok. Pekala devam ediyoruz. Kontratlar bir tane mesaj var. Yarın transfer dönemi bitiyor diyor. Sözleşme yenilemeyi unutma diyor. Şimdi neydeyiz abi? Eylül'deyiz. Eylül. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 6 ay sonra transfer dönemi açılacak. Çocuklarımızla bir kere daha sözleşme yenilemek için fırsat bulacağız arkadaşlar. Özellikle Velioğlu'yla. Bunu unutmayalım. Yaşı da artmayacak. Değerinin düşeceğine inanmıyorum. Hadi. Böyle devam ediyoruz abi. Devam. İlerle bakalım. Bize bir teklif gelseydi iyi olurdu. Ama düşüneceğim ya. Böyle oyuncularıma olağanüstü bir teklif gelirse satıp o mevkide daha böyle genç bir oyuncu almaya çalışacağım. 3. ligin en pahalı transferleri Ulvi, Tokat'tan Menemen'e, Erdem, Kırmızı Kep'ten Bandırma'ya, Gültekin, Raptor'da Kırmızı Kep'ten Kırklareli'ye. Transfer politikamız iyi bence bak. En pahalı oyuncuları satan takımlardan biriyiz. Berk Göze 42 bin. Talat 18 bin. Haydi bakalım. Tamam. Bir tane mesaj var. Çok sıcak bir hava var. Hem kadro derinliği, rotasyon da bizim için çok önemli. Sürekli oyuncularımızın yorulacağını düşünürsek. Şimdi Çankaya'ya karşı oynayacağız. Barbaros'u buradan tamamen çıkarıyorum. Talat'ı alıyorum. Birsel var pası. 22 ama kontrolü çok kötü işte. Orada top kontrolü iyi olan. Mesela Talat çok yönlü bir oyuncu. İyi işler başarabilir ya. Birsel'i de şöyle. Şimdilik hocanın yerine alıyorum. Hocanın uzmanlaşması daha yeni bitmişti. Antrenman yapıyor. Bir de kim var abi? Görkem var. Görkem'i de şimdi yaşı küçük Görkem'i kimin yerine alalım arkadaşlar? Darılmaca gücenmece yok. Ama ben şu Menderes'i çıkarayım. Evet. Menderes hemen hemen Talat'la aynı. Hemen hemen aynı. Biz ne kadar almışız bunu? Bizdeymiş zaten bu. Para harcamamışız buna. Bir ay sonra füze şutu gelişiyor. Hadi bakalım. Şu rakibin bir analizini yapalım. Çankaya zirvede lider. Bakalım nasıl bir maç olacak. MD'leri var. MD'leri var. Amatör defansları var. Arkadaşlar bunlara adım atmak, bir hamle ilerlemek çok zor bizim için. Bakın Berk'le buraya koşup buraya geldiğimiz zaman bu çat diye ayağımızdan topu almaya çalışacak. 43. Berk'in kontrolü yok. Berk'e biraz kontrol çalıştırmalıyız. Ha zaten kontrol çalışıyor. Ama köşeye gidip şut çekebiliriz. MD bu topu engelleyemez. Amatör defans engeller işte. Yakınındaki karelere gelen ortalarda araya girer. Kalecileri 44. Savunmanın arkasına koşturup Sait'i çalım yapabiliriz. Ama işte o savunmanın arkasına pas atabilecek kim var? Şey de olmuyor. Yani Alper Karagöz araya pas özelliği var ya. Örnek veriyorum Sait burada diyelim. Alper'le şuraya pas attığımız zaman yani koşu yoluna
Bu araya giriyor. Bizim adrese teslim pas atmamız gerekiyor. Önce koşturup sonra pas atmamız gerekiyor. Bakın ofansif orta saha rakipler paslarını keserken savunma özellikleri %80 azalır. Aslında geçirebiliriz ha. Üzerlerinden pas geçirilebilir. Mesela 32 pası var. Bunların pası şey defansı %80 mi azalacak? O zaman şöyle yapalım. Alperen'i öne alalım. 32 pasla buraya geçirmeye çalışsın. Sait'i koştururuz. Biriyle top saklamamız lazım ama. İşte Alperen'in de yani pası iyi olan birinin top saklaması o tek Caner. Caner. O da gelişiyor. Bugün Caner'i mi oynat? Ama o değil işte Caner. O olması lazım. O zaman şöyle yapalım. Bilal'le bu pası verelim buraya. Alper'e verelim. Sait'i koşturalım. Eğer topu saklayıp başarılı bir şekilde bak 1 2 3 sakladık. Eğer topu bizden kimse alamazsa süper kayışları yok. Sonraki hamlemizde 1 2 3 yaparız. Böyle yaparız. Bunlarda da Samim var. Bak kontrol 18 sıkıntı. Samim koşacak, gelecek. Vuruşu yok ama füze şutu var. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Onun koşu yolunu engellememiz lazım bence. Şuraya bir yere bir adam koymamız lazım. Biz de SLF'yiz. Uzmanlaşmalar nasıl? Sait gelişmek üzere. Görkem'i defansa alalım bu maç. Gelişsin abi gelişebildiği kadar. Ama nasıl? Kimi çıkaracağız? Abi şöyle yapalım bak. Bu görevi Alper Karagöz değil de bugün şey yapsın. Emin yapsın. Aynen. Onu Emin yapsın. Emin'i biraz geriye alıyorum. Top saklaması 30. 50. Bir de F olduğu için saklama özelliği var. Alper de zaten yorgun çok yorulmasın. Alper'in yerine de bugün Görkem'i alalım. Defansı iyi ya. Görkem'i hemen şöyle bir geliştirmeye başlayalım bakalım. Koşu yolunu falan engellesin şunun. Ne kadar kesebiliriz bilmiyorum. Hadi böyle başlayalım. İlerleyen dakikalarda da Talat'ı falan geliştirmeye çalışırız. Vay ya direkt geliştirsek aslında süper olur ha. Talat'la mı saklasak ya topu? Vallahi kimse alamaz ha. Ama Talat'ı ne yapacağız? Talat'ı forvet yapmamız lazım. Şutu iyi. Talat'la forvette top saklamamız lazım. Neyse bir devam edelim. Bu maç zor bir maç. Bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Kaybetsek de olur. Canımız sağ olsun. Kırmızı Kep Çankaya maçı başlıyor. Ama kafamda kurduğum ilk hücum başarılı olabilir gibime geliyor. Hadi bakalım. Şimdi Bilal bir topu geçirecek. At abi. Çok güzel. Şu bir. Şimdi Emin'le top saklayacağız. Sait'le bir kere şuraya mutlaka koşmam lazım. Tamam. Burada da top saklıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu geldi. Süper kayışı mı var? Yok. Tamam. 42-59. Kapamadı. Faul yapma. Çok güzel. Ofsayttan çıkmamalı. Ofsayttan çıkmamalı. Ya abi çok kurnazlar ya arkadaşlar. Gerçekten çok kurnazlar ya. Nasıl yapacağız? Bütün planlarım gitti. Ben Berk'e vereceğim. Bu MD değil değil mi? Koşu yoluna pas attı. Haydi oğlum. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Berk de buraya ilerlersem Behramoğlu kapmaya çalışır. Evet. Yani 42 defans, 17 kontrol. Bir daha köşeye gidersem. Burası kaç uzaklık? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orası da öyle. Orta yapsak ne olur? Offside olur. Şimdi şöyle. Pası Alperen'e verdim diyelim 1. Alperen'le buna fake attım. Buraya geldi 2. Sonra buna tekrar verdim 3. Orada bir kere top saklasam nasıl olur acaba? Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Alperen'e veriyorum. 1. Biraz oyun oynayalım. Şuna bir fake. Aksiyon gitmedi. Ay Berk ne? Nasıl yorulmuş böyle? Çok yorulmuş ya. Ne yaptık ki Berk'le? Yorgun muydu zaten? Neyse. Defansın engelleme ihtimali gitti. Bak o tehdidi şimdi ortadan kaldırdık. Top mu saklasam acaba? Top saklarsam da mahvolur Berk. Ama ben bir vuruyorum, deniyorum şansımı arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi oğlum. Ah be.
Kaleci çok iyi durdurdu. Berk'i çıkaracağım. Berk'in şutu 39'a düştü. Maalesef arkadaşlar ya. Maalesef. Dur bakayım. Pas başarısız. Gittiği zaman direkt alacak zaten. Yani hamlesi bitecek. Kontrolü 38 ay maşallah. Görkem. Süper kayış var mı? Kimsede süper kayış yok. Görkem'le pres yapalım. Kimin uzun pası var? Tamam. Şu bir. Sen al abi bu topu. Çok güzel. İki. Uzun pas vereceğim. Kimin kontrolü iyi? Alperen'in kontrolü iyi değil. Yani uzun pas vermem lazım aksiyonu harcamamak için. Ama arada kimse yok. Şeytan diyor bak defansları çok kötü. Şeytan diyor sakla burada topu ya. 37 saklarım. Bir tane pres yapsalar bile alamazlar benden. Değil mi? Ya da Bilal'e vereyim. 11 kontrolü var. Bu alamaz. Bu da alamaz. Yani ver Bilal'e ya. Aa, golü yedik. Golü yedik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yani o topu kaybedeceğini hiç düşünemezdim. Ne yaptı lan bu? Allah Allah. Ronaldinho gibi hareketler. 16 şutu var. Füze vuracak. Çok güzel. Ne vurdu? Sert şut mu vurdu? Füze mi vurdu? Dikkat edemedim. Neyse montajda görürüm. Abi çok kötü oldu. Şu pası nasıl geçiremiyorsun? Herkes yorgunluktan gebermiş durumda bu arada. Kontrolü 38. Kontrolü 45. Arkadaşlar. Çok düşük kontrollerimiz. Önce yer değiştirmemiz lazım. Emine alıyorum. Şuna. Çok düşük kontrollerimiz. Yani Velioğlu sen buna. Sen de buna. Evet, yapacak bir şey yok. Çok güzel itti. Bunu da itin lan. Çok güzel beyler be. Muz ortası yok değil mi? Tamam. Motivasyon kazandı. Şimdi ilk yarıyı bitirelim. Alamadı, güzel. Güzel güzel gelişiyoruz, gelişiyoruz. Bu maç Bilal'i geliştirmek için güzel bir maç aslında. At abi bu uzun topu. Dur bakayım. At bu uzun topu. Oha. Başarılı oldu lan. Bilal. Sait'le önce buna çalım. Bak buna çalım attıktan sonra bu direkt çat diye almaya çalışıyor işte. Çok sıkıntı MD'lerin burada olması. 2. Buradan da vuracağım mecbur. 39 vuruş. Vallahi öyle yapacağım. Vuracağım mecbur ya. Şu. Deneyelim şansımızı. Hadi bakalım. Gol be. Helal be koçum. Harika bir vuruş Berk'ten gerçekten. İlkinde daha iyi vurmalıydı. Ama şu an harikulade bir iş yaptı. Soyunma odasına 1-0 önde gidiyoruz. Hiç umudum yoktu. Cidden hiç umudum yoktu ama o topun geçmemesi şimdi telafi etti durumu. Abi şimdi Berk müthiş bir gol attın. Seni çıkarıyorum abi. Berk'i çıkarıp Talat'ı geliştirmeye başlayabilir miyiz bu maçta? Evet abi Berk'i çıkarıyorum. Talat'ı alıyorum. Talat'ı nerede geliştirelim? Talat'ı da SGF yapabilir aslında. Bak bunun defansı 29. Burada SGF yapabiliriz. Kontrolü de iyi, şutu da iyi, pası da iyi. Tamam. MF de yapabiliriz aslında. Yani dengeli gelişeceğini düşünüyorum. Talat'ı orada bir deneyelim. O pası direkt oraya verir. Bir hamle gider şu geriye ve saklarız. İkinci yarıya bu şekilde devam ediyoruz. Caner'i de acil OO yapmamız lazım bir ara. İkinci yarıya başla. Her an gol yiyebiliriz. Forvetleri çok... Ha, SLF çıktı. Bu arada rakip dizilim değiştirdi. 3 tane MD. 29, 38 kontrol, 21 şut. Tamam. O zaman ne yapalım? 29 şut. Şunu engellemeye çalışalım arkadaşlar. AF, AF. Bu bir şey yapamaz zaten. Bunlar bize gol atamazlar artık ya. Bir tane oyuncuyu fake ile dışarı çıkarıp Alperen mesela şuna fake atacak, çıkaracak. Daha sonra da Sait'i koşturacağız oraya. Üstünden de pas atacağız. Tam istediğimiz şey olabilir. Bakın bir gol daha atabiliriz. 1, 2, 3. Şuna fake atabilir mi acaba? 3 kare menzil. Umarım atar. Umarım atar. Hadi bakalım çıkıyoruz.
Bu şekilde devam. Çocuklarımız gelişsin de galibiyet mağlubiyet. Bu arada evimizdeydi değil mi maç? Kazanırsak 10 bine yakın para gelecek ya. Onu da unutmayalım. Görkem motivasyonu var. Çalım atmaya çalış lan. Ah be Görkem be. Ah be Görkem. Çok büyük bir gelişme şansıydı. Bak Orhan, Hasan abinden öğren bazı şeyleri. Tamam. Görkem'e pas atmamam lazım. Bölgeyi değiştirdi. Şu Bilal. Şu bir. Hamlem bitecek. Alperen'e verdim diyelim. Bir hamle kalacak. Alperen bir şey yapamaz orada. O yüzden biz yine Emin'e verelim. Hadi geçir şunu. Çok güzel oğlum. 29. Oo, motivasyon kazandı. Neyse. 10 defansı var. Hiçbir şey olmaz. Şimdi beni bu sakatlamasın Emin'i. Şuna fake atabilir mi acaba ya? Bir bakalım. Aldatan şut. Bakın, ofansif orta sahalar aldatan şut denilen özel kabiliyeti şu koşullar altında kullanabilir. OO tercih edilen pozisyonun içindedir. OO rakip oyuncunun görüş açısı içindedir. Aldatan şut kullanıldığında rakip oyuncu topun önüne doğru koşar, OO'ya yakınlaşır. OO tercih edilen pozisyonun içindedir. Tercih edilen pozisyon. Düz renk. Bizim bunun içinde olmamız gerekiyor. Tercih edilen pozisyonun içinde. Şu anda oradayız zaten. Bir hamle ilerlersek yapamayız. Buradan buraya yapabilir mi acaba ya? Deneyeceğiz. Neyse. Abi Emin'le saklamam lazım. Yapacak bir şey yok. Kimseyi bir yere koşturamıyorum. Hadi bakalım. 59 saklıyorum. Bak bu sert girecek şimdi. Bir sakat. Tamam, çok sakatlık gelmesin. Yalvarıyorum. Kırmızı kart be. Helal be. Defol çık şerefsiz. Şimdi 29 defans. İstediğim şeyi yapacağım şimdi, bakın. MD. Pası Bilal versin. Alperen'e veriyoruz. Sait'i bir tık ileri alıyorum. Emin'i de biraz geriye çekiyorum şimdilik. Şuraya bir ara. Evet, Bilal'e veriyorum. Bir. Heh, yapabiliyoruz. Çok güzel. Bunu çıkardık abi. Çıkması iyiydi bizim için. Şimdi, Sait'in 23 kontrolü var. Aslında ben bu topu Emin'e verirsem kimse kapamaz. Burada topu saklarsam eğer, 23 saklıyorum. 3 defansı var. Bunlar çıkmak zorunda. Ben bir geriye vereyim abi. Tamam. 30 kontrolü var zaten. Bu topu kimse alamaz. Bunun çıkması lazım. Tamam. 29'a 39'un mücadelesi. Çok ama yeter. Allah'tan bir gün sakatlandı. Bir kırmızı kart daha ver. Allah'tan bir gün sakatlandı arkadaşlar. Kimin kontrolü iyi? Caner. Gel. Zaten ofansif orta saha orası. Abi o kadar her şeyi ayarladım gittiler ya. Birsel'i nerede geliştireceğiz? 22 pası var. Onu da MO yapabiliriz. OO'su gelişiyor. Sol orta saha mı yapsak ya arkadaşlar? Birsel'i. Sol orta sahada da gelişiyor. Kanat orta saha. Pres için aksiyon puanı harcamıyor. Kanatta 4 kare ilerleyebiliyor. Bununla birlikte rakipler kendisinden %70 daha az savunma ile 3. ve 4. karelerde otomatik top kapabilirler. %70 savunma ile. Pekala. Acaba kontrol montrol. Bak pası iyi ya, orta yapabilir belki. Ara ara. Hadi gelin. Şeyi, Birsel'i orta saha deneyelim arkadaşlar. Bilal'i çıkar. Sol orta saha. Neresi sol orta saha tecrübe veriyordu? Orta sahanın 2 kare ilerisi ve 2 kare gerisi sol orta saha tecrübesi veriyor. Tamam. Şuralar. Şurada oynatalım, biraz top saklayalım onunla. Hadi devam abi. Bunlardan gol yemeyiz ya biz. Orta sahayı bayağı boşalttık. Aynı şeyi yapsak mı? Değişiklik gerçekleşmedi. Değişiklik gerçekleşmedi. İlki gerçekleşti ama bu gerçekleşmedi maalesef. Neyse. Aynı şeyi yapacağım. Şu bir.
Aynı şeyi yapmaya devam. O açığı bulana kadar 13 hamle kaldı zaten. Alperen. Aa. Niye bu sefer çıkaramıyorum? Bu sefer Alperen'le aldatan şut fake'i yapamıyorum ya. Allah Allah. Neyse sakla bakayım abi. Saçma sapan oldu ya. 23 saklıyorum. Kaybedebiliriz. Pres yaptı. Alsa ne olacak? Bayağı yoruldu. Sarı kartı var zaten. Allah Allah. Bu sefer aldatan şut fake'ini yapamadım çok enteresan bir şekilde. 25 kontrolü var. Bilal'le pres yapalım. Bedava yapıyor zaten. Çok güzel. Al abi şunu. Süper. Bakalım yapacak mı şimdi? Her maç bir kere mi yapabiliyor? Şu an yaptı mesela bak. Yaptı. Abi nasıl yapacağız ya? 36 defansı var. Ha ben koşturuyorum Sait'i buraya. Sait koş. Orada da bırakacağım. Belki penaltı yapar diye. Bu pası doğruya atacağım. Bak. Oyuncu atıldığı için motivasyonu düştü. Bir de zeki paslar atabilir. O onun pasları topu kesmeye çalışanların %60 savunmasını azaltıyor. Normalde 37 15'e düştü. At bakayım. Yine de atamadık ama. Niye MF kazanıyor ya? MF niye kazandı anlamadım. Neyse. Saçma sapan şeyler oluyor. Ben montajda bir analiz etmeye çalışacağım. MF'de topu kaybetti diye mi? Allah Allah. Çocuğumuzu da oyuna alamadık bu arada. Herkes yorgunluktan öldü. Maç bitiyor. 24 defansı var. Hiç top kapmamaya çalışmak daha iyi. Çünkü kontrolü 20 şey olabilir abi. Maçı kaybedebiliriz. Faul olursa. O yüzden ben kimin gelişmesi lazım? Uzmanlaşma. Sait'in lazım. Ama yorulmasınlar da. Mesela Velioğlu hiç yorulmamış. Vallahi en mantıklısı şunlar ya. Şu bir. İkisi de kazanıyor. Şu iki. Şu üç. Şu koşma bile nasıl yordu bunları ama neyse 1-0 bence temiz bir şekilde kazandık. Oyuncumuzu oyuna alamadık bu arada. Neyse sağlık olsun. Hadi bakalım. Emin bir gün sakatlandı. Gelişen gelişene bu arada. Aferin beyler. Melih. Kontrolü 19 oldu. Artık defansta da top saklayabiliriz. Görkem. Hay maşallah. 18'de çıktı defansı. 2 seviye atladı. Alperen dengeli gelişiyor. Sait kontrolü 26 oldu. Ulan Sait. Evet. Talat da seviye atlamış. Güzel güzel. Hadi bakalım. Var mı uzmanlaşması ilerleyen? Çok az kaldı. Bugün çok yorduk ama oyuncularımızı ya. Emin bayağı yükseldi. 10 taraftar 9500 para kazandık. 7 de ün puanı kazanıyoruz. Ve bu ligde 17 puanla 3. sıradayız arkadaşlar. Lideri devirdik. Lideri devirdik. Güzel. Az atıp az yiyoruz. Az atıp az yiyen bir takımız. 1-0. Ay be haftanın takımında hiç oyuncumuz yokmuş. Ayıp etmiş oyuncularımız. Tabii hat-trick atanlar falan var o yüzden. Emin iyileşti. Başka da bir şey yok. İleri alıyoruz zamanı. Şimdi önümüzdeki maç Of'a karşı. Of çocuklar of. Bu tarz takımlara karşı dikkat etmemiz lazım. Deplasmandayız ve çok yorgun oyuncularımız. Neyse rotasyonun olması bizim için güzel beyler ya. Bak Bilal'in yerine bugün Birsel'i almak istiyorum ama Birsel de işte uzun pasını geliştiriyordu değil mi Birsel? O. Nerede oynatsak? Barbaros'un 11 günü var ya. Barbaros'un acil iyileşmesi gerekiyor arkadaşlar. Fena savunmaları var ha bunların ya. Kalecileri muz ortaya engel oluyor. Bak merkez defansları var. Merkez defansı da çok iyi değil. Şurada merkez defans yok. Evet, burada merkez defans yok. Bugün Sait'le gol atabiliriz arkadaşlar. Alperen'le bir tane asist yapıp öyle çıkarmam gerekiyor bu maçta. Neden biliyor musunuz? Sait'i buraya koşturacağım. Libero'nun koşu yolunu da engelleyeceğim. Alperen bu pası
buraya çok rahat atabilir. 26 savunması var. Savunma özelliği düşecek bu adamın. Alperen'in de zaten pası 32. Hadi yorgun olduğu için 26-27 olsun diyelim. Bize ofansif orta saha olduğu için pası yükselecek. Bunun defansı düşecek. Şu pası buraya attığım takdirde Sait'le kaleciye karşı gol atarım. Eğer bunu bu şekilde yapamazsak ilerleyen dakikalarda Alper'le Sait'i belki oraya koşturmanın formülünü arayabiliriz. Evet. Deneyeceğiz abi. Şimdi Birsel'i nerede oynatalım? Birsel'i sol orta sahada oynatmaya devam mı edelim? Devam edelim abi. Birsel'i sol orta sahada oynatalım. Biraz da savunmaya destek olsun. 33 pası var. 33 pası var arkadaşlar. Bilal Memiş. Bugün Bilal'in yerine böyle MO'da gelişen başka biri var mı? MO'da gelişen Feroli var ve defansı 16. Aslında Feroli'yi MO'da biraz geliştirsek arkadaşlar nasıl olur? Feroli'yi bence MO'da geliştirelim. Bak pas var. Defans var. Evet, Bilal'i en azından ilk yarı çıkarıyorum ve Feroli'yi de buraya alıyorum arkadaşlar. Bugün Berk'i de çıkarıyorum. Yerine Talat'ı alıyorum. Evet. Talat da amatör forvette kendini geliştirsin biraz bakalım. 13 saklaması var. Şu defanslara saklayarak çalım atabilir. Evet, bir deneyelim. Böyle deneriz ya. Berk de biraz dinlenmiş olur. Hadi bakalım maça başlıyoruz. Ofa karşı yani Sait'le mutlaka gol atmamız lazım arkadaşlar. Yoksa büyük sıkıntı yaşayacağız. O savunmanın arasında koşturmamız lazım oyuncuları. Attı buraya Ayhan'a. Ayhan'ın 32 isabeti var. Vuracak yani ne yapabilir ki? Çok güzel. Yani kaç kontrol var? 17 kontrolle çalım atmaya çalışıyor. Şimdi bakın bu uzun pas oluyor. Birsel'e verse. Birsel orada biraz top saklasa nasıl olur? 11 defansı var. Aynen abi. Hem gelişir. Geçir şu topu. Geçiremezse zaten alırız geri. Çok güzel. Defans orta sahası gelişti. Birsel'le burada top saklıyorum. Bunların bedava presi yok zaten. Hatta defansı 5. Şeytan diyor kaç. Bir hamle kazanırsın. Aynen abi kaçtım. Kontrolü 4. Şunlardan biri gelecek herhalde. Tamam. Al abi ne olacak? 2 hamle de alacaksın. Tamam. Çocuğumuz gelişiyor zaten. Kontrolün 7. Top kontrolü 7. Şimdi. Feroli 1. Şu pres 1. Şu 2. Aldık. Neyse bu çocuğu yoruyoruz. Yorulacak şimdi. Bir kere daha almaya çalışacak. Direkt alacak herhalde. Evet, direkt aldı. Gidip orta mı yapacak ya? Ayva yedik ha. Pası 23. Neyse. Allah'tan pas verdi. Ay süper çalım denedi. 24 isabeti var. Çok güzel be. Selçuk mu? Tamam. Tamam, Velioğlu'nun uzun pası var arkadaşlar. Velioğlu mecbur oraya koşacak. 1. Uzun pas. Hadi geç de aksiyon gitmesin. Çok güzel. Aksiyon gitmemesi iyi oldu. Şimdi arkadaşlar Feroli. Feroli Alperen'e bu pası at. At abi. Çok güzel. Bir aksiyonum var. Direkt atarsak bak abi işte ilk yarı bitmeden. Ya ben bunu atıyorum. Atıyorum abi. Attım. 34 defansım var. Hadi bir penaltı olsun ya. Helal lan. Helal lan. Evet. Penaltı. Sait 20 gün sakatlandı. Ulan bir şeyin karşılığı ceza olmasın ya. Arkadaşlar ilk kez penaltı kullanacağız. Sait de 20 gün sakatlandı. Ay çocuğum. Umarım bu golü atarız. Çünkü tek gol umudum Sait'ti bu maçta. Kimi alalım yerine? Talat orada. Berk'i almak istemiyorum. Kaleciye bacak arası çalım atabilir miyiz? Abi bak bu beceriyi başarılı bir şekilde uyguladıktan sonra pas, isabet ve kontrol özellikleri %50 artar diyor ya. Ben Emin'i alıyorum. Emin'le belki kaleciye bir çalım deneyebiliriz. Hadi Emin.
Yalnız orada Sait efsane işler yaptı. Emin gel abi, orada oynamaya devam et. Tamam, orada oynamaya devam et. Şimdi penaltıyı kim kullanacak? Bir yerden sanki değiştirebiliyorduk ya penaltıyı kullananı. Ya da seçeceğiz herhalde. Haydi bakalım. Baykurt sarı kart. Emin girdi. Sait sakatlandı. Feroli vuruyor. Oyuncu değişikliği yapabilirsiniz. Aa, penaltı, bir dakika. Şutun yönünü seç. Kalecinin arkasındaki değerler senin kaleyi tutturma ihtimalini gösterir. Bir takım penaltıcı olarak kendisine otomatik olarak en yüksek isabet puanına sahip futbolcuyu seçer. Hmm. Kaleci senin gol atma şansının en yüksek olduğu bölgelerin tamamen farkındadır. Bu nedenle onun bu bölgeleri doğru zıplama ihtimali daha fazladır. Ayda. Feroli geldi. Arkadaşlar, şuraya kalecinin uçma ihtimali yüksek. Biz şu 90'a bir takalım. Out, yani 10 şutun ikisi out'a gidermiş burada. Bak bastım, vazgeçtim. Buraya atıyorum. Hadi oğlum. Çok. Ulan Feroli. Ulan Feroli, bu penaltıyı nasıl kaçırırsın oğlum ya? Abi bak, %81 ihtimal var. Yani 100 penaltının 81'i gol olacak demek ya da 10 penaltının 8.1'i. Tuttu, dışarı attı ya. Çok önemli bir pozisyonda arkadaşlar. Direkt ikinci yarıya başlıyorum. Ah be. Of, karşısında penaltı kaçırmak koydu bana. Şimdi. Oyuncu mu geliştirsek? Ulan Feroli var ya, ayda yılda bir oynuyorsun. Şu bir. Şu iki. Kontrolü iyi abi, vereceğim. Hadi oğlum. Hadi bir penaltı daha. Hadi bir penaltı daha. 39 kontrolü var bak. Bir penaltı daha. Bu sefer gol olacak. Aha, ikinci sarı kart kırmızı mı oldu Baykurt? Bir dakika hele. Aynen, Baykurt ikinci sarıdan kırmızı oldu. Özmen yine mi Feroli vuruyor ya? Şeytan diyor Feroli'yi değiştir. Berke al. Feroli'nin yerine Berke aldım arkadaşlar. Berke şu bölgesini alıyorum. Birsel orada oynasın. Orta sahamız yok. Evet abi, Emin'i de geriye alıyorum. Emin zaten her yerde gelişiyor. Emin'i de geriye alıyorum. Alper'in de şuraya alıyorum. Berk'le oynayalım bunu. Hadi bakalım. Feroli Berk değişikliği. Topun gerisinde Berk var. %92 bu sefer. Arkadaşlar şuraya vuruyorum. Hadi oğlum be. İşte bu kadar be. Kaleci bak bu sefer diğer tarafa uçtu. Harika oldu bizim için. 1-0 öndeyiz. Bunların gol atması gerçekten zor bize. Ama dikkat etmemiz lazım. 27 isabeti var. Düşmüş bayağı. Yani kalecileri kırmızı kart gördüğü için motivasyonları düştü. Bu arada çalım başarılı. Aman ha. Ya abi, böyle bir yalan olamaz ama ya. Yarım saat uğraş gol atmak için bir dakikada gol ye ya. Bak çok üzüldüm bu duruma şimdi. 20 şutla 40 kurtarışla yedik ya. Vallahi şu kesmeyi deneyeceğim. Dur dur. Merkez defans yok zaten burada. Ama libero oraya koşacak. Libero otomatik olarak koşuyor mu? Şu bir. Evet koşuyor. Abi ben şuraya koşup vuracağım ya. Vuracağım abi. Bizimki de girsin yani. Allah Allah. Böyle bir yalan olamaz ya arkadaşlar. Adam 10 küsür defansla 30 küsür şutu kesti ya. Vallahi Alper engel oğlum. Şu bir. Biz de alalım. Biz de alalım. Yok abi yok. Bunlar bal çanağında doğmuş bu takım. Yemin ederim var ya, yediğimiz gol gol değil. Penaltı kaçtı. Vuruşlar. Tüh ya. Tüh arkadaşlar. Bunu şuraya koşturayım da offside'dan çıkarmasın bu kendini. Bir kere daha deneyeceğim. Umarım kazanırız bu maçı. Tamam. Güzel. Melih'in uzun pası var.
Arkadaşlar Melih'in uzun pası var. İki kişiden Emin Birsel'e verdik diyelim. Şu bir. Bir şey olumlu olmadı ya. Bitiyor abi ya. Arkadaşlar. Yok vallahi yok. Buradan topu çıkaramayız ki. Bir faul yaparlarsa belki Emine. Nasıl yapacağız? Emin'in bacak arası çalımı var ama etrafında adam yok. Abi saklayacağım. Belki bir faul yaparlarsa artık. Berabere bitiyor maç. Faul olursa belki bir şans. Tüh be. Bir kere daha dene. Faul olsun be. Çok güzel. 3 gün. Emin bir gün sakatlıktan çıktı. Şimdi 3 gün sakat bir de. Ama gol atma şansı olabilir arkadaşlar. Oyuncu değişikliği hakkın var mı? Bir tane var. Abi bak. Bak şimdi. Gol geliyor ha. Gol geliyor. Alper Karagöz. Alper Karagöz'ü oyuna alıyorum. Emin'i çıkarıyorum. Mevkiler önemli değil zaten şu an bu dakikadan sonra. Haydi bakalım. Arkadaşlar gol şansı olabilir ama çok uzak ya orası. Değil mi? En direkt serbest vuruş. Adam değiştiremiyormuşuz. Abi böyle bir şey mi olur ya? O adama pas atamayacağım ya. E bari Alper Karagöz şurada başlasaydı. Yok adama pas atamayacağım arkadaşlar şaka gibi. Bir pas. 1, 2, 3, 4 menzili 4. Bir adım ilerlemem lazım. 2, 3'te de şey bitiyor akım bitiyor. Allah Allah. Ya böyle şaka gibi bir maç olamaz ya. Vallahi uzun topu oynayacağım. Of. İnanılmaz bir maçtı. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Beraber ye ya ye. Vallahi ye ya. Vallahi ye. Yani şurada bak. Şurada bir tane adamım olsaydı pas verebileceğim. Önce ona sonra Berke sonra da gol atacağım. Ama onu bile yapacak pozisyonda değildik maalesef. Yani yemin ediyorum bal çanağından çıkmış bir ofa karşı oynadık ya. Penaltı kaçır. Onu kaçır bunu kaçır. Çok üzdü beni bu beraberlik. Vallahi üzdü arkadaşlar. Furkan 29 oldu. Görkem defansı 20 oldu. Feroli. Ulan Feroli bir penaltı attın Ayda Yılda bir de out'a. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Gelişen oyuncularımız var. Velioğlu. Heh, değeri ne kadar oldu bakalım. 40 bin mi? Yapma be Velioğlu. MD. Arkadaşlar defansı müthiş değil. MD yapmasak mı? Otomatik topa girmese daha iyi olur bu. Faul maul yapar kontrol yüksek oyunculara. Biz defans yapalım. Orta ile yapılan paslarda. Tamam biz defans yapalım. Her bölgede kazansın hem. Belki forvet bile oynatırız. Orada top kapar. Kontrol eder. Yani. Evet evet defans yapalım. Evrensel defans. Grup bonusu. 28 defans. 23 kontrol. 44 bin oldu. Yani 30 binden 44 bine çıktı. Şanssız bir maçtı ya. İki oyuncumuzu sakatladılar bir de. Neyse sağlık olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci sıradayız. Kazansak 20 puanla yine ikinci sırada olacaktık. Of ulan of. Birebir kıyaslama. İlk maçımız. Of'la. Devam et bakayım. Haftanın takımına yine herhangi bir oyuncumuz girmedi. Of'tan iki tane oyuncu varmış. Ayhan'la Bal. Diyorum ya bal çanağı diye. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geleceğiz. Böyle 2-2 ilerleyeceğiz. Maçlarda puan durumu. Şöyle oyuncuların istatistiklerine bakalım. Velioğlu'nun ortalamasını yükseltmesi lazım devre arasına girmeden önce. 1 Şubat'tan önce arkadaşlar. Evet bedeller böyle. Berk 50 bin oldu. Değeri yüksek. İlgisi yüksek.
Tekrardan görüşeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Barbaros da dönüyor. Diğer sakatlarımız da dönecek. Büyük ihtimalle diğer bölümde Barbaros'u da kullanmaya başlayacağız. Alternatif olması iyi oluyor ama oyuncuların hepsi dinlenmiş durumdayken kimi oynatacağım? İnanın şaşırıyorum. Neyse, ilerleyen zamanlarda umarım daha güzel olur. Öpüyorum sizleri. Kendinize dikkat edin. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.